Şimdi masalımıza başlamadan öncesinde şöyle sınıfçıyı beraber şarkı söyleyelim, ne dersiniz? Harika. O zaman Can Bey, rica etsem Barış Manço'dan arkadaşım için şarkı çalabilir misiniz? Tabii ki. Dersiniz. Teşekkür ederim. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeri, mevsimlerken geçti ölmüşleri. Hiç haber göndermedin o günden beri, yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni ardım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anım oldu. Ayrılık geldi başa, saklanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarıkız minik kızamayı sütten kesti mi? Kuzularla oğlanlar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarından bir haber yolla. Katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Onlar da güzel söyledim değil mi? Evet. Bir daha bir şey söyleyeyim. Onlarla mı oynayacaksın? Bizimle mi? Evet. Sizinle biraz konuştum ya. Kıskandılar. Birazdan göreceksiniz zaten. Çok tuhaftırlar. Bak, yavaşlat oyunu ya da biz gidiyoruz. Şimdi anlasın. Yürü! Ne diyorsunuz? Geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Öyleyse esnafı ya. Arkadaşlar, bunlar böyle oynamaktan anlarlar. Şimdi sizden ricam edilir. Ücret ederse ricam. Ve bu hayalleri gitmeden de takmadan sahneye doğru çevireceksiniz. Sizler bana yardımcı olabilir misiniz? Evet! Haydi o zaman ayağa kalkalım. Hepsilerine bakalım. Bir, iki, üç. Gitmeden yavaş yavaş çevirelim. Bak bu haydansı kalanı gönder. Harika, çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi yeniden bu haydansı sahneye çıkaralım, ne dersiniz? Evet! Nasıl yapacağımızı bilenler var aramızda. Şimdi ben bir kelime söyleyeceğim ve söylediğim kelimeyi tekrarlayacağız. Yardımcı olabilir misin bana? Evet. Harika. Önce söylüyorum. Estafeta. Estafeta. Püf. Hazır mıyız? Evet. Estafeta. Estafeta. Püf. Şimdi biraz daha hızlı söyleyelim mi? Evet. Estafeta. Estafeta. Püf. Hadi daha hızlı söyleyelim. Estafeta. Estafeta. Akılsız başı olsun hayda yok. Şimdi bu haylazları sizlerle tanıştırmak istiyorum. En baştakinin adı Zorba. Hep kendinizde olmasını ister. Eğer olmazsa... Ben korkuyorum yani. İkincisinin adı ise Tahta Kafa. Bu adı kim koymuşsa tokakta koymuş. Üçüncüsünün adı ise Aslı. Thank you.
azıcık Yunanistan'da gideriz de şu anda. Ukrayna, Türkiye'nin başkenti neresi? Çankaya. Çankaya başkenti. Türkiye'nin başkenti. Hayır, neresi? Ankara. Değil mi? Arkadaşımızın da öğrencisi oldu. Peki Ukrayna, televizyonda yayınlanan Kutlar Vadisi'nde oynayan bu ukraynalar hakkında bir söyleyeyim. Asıl adı Necati Şaşmaz. Yaşı 46, boyu 1.70, 1.72, ayak numarası 42. Tamam. Ay yeter efendim. Ya kızım, bu bilgiyle değilsen sınıfı geçmeyin. Karşı kaldığımı bile geçemezsin. Hapsını size söyleyin. Haklısın. Çok teşekkür ederim. İşte, oyun bu ya. Yılda bir gün, bu beş ailesinin yaşadığı kendi bir masalı çıkabilir. Ama nasıl masallar anlatılır biliyor musun? Hep kurduluk yürüdü. Tekmeye kokan, tabancalı tüfekleri, acımasız, kara masallar. İşte bu beş haylak. Neden böyle zorba? Tahta kapalı, bastı, dinliyor, fena attı. Şimdi zaman yanlış mı? İşte kara masallarının geleceği gün bugün. Hey! Oyunları da böyle. Biraz eğleneyim. Yani kavga çıkarayım.
şapkamı arayayım. Aman Allah'ım, kahve şapkamı istiyorum. Benim kımıldayacak halim bile yok. Benim
hiç ya. Bana sen de neden girdiniz he? Bence siz gerçek emin varmışsınız. Ama üzülmeyin insan, dışa kalkabilir. Düşmez kalkmak ya. Düş elinde, dost oldu. Hayır! Bir kovboy, günde bir çift kovboy öldürmezse, bir düzine adam görmezse, ne Facebook'ta resmi paylaşılıyor, ne de Instagram'da like alıyor. Kusura bakmayın, bana teşekkür ediyorum ben. Çok zahmet olacak size. Kusura bakmayın. Çocuklar, go go! Yine yazı gelecekti, yine kura! İşte kaldılar! Hah, daha doğrusu gittiler! Şimdi sıra ikinci masa var. Kara korsan. Hani hazırlık yapın, havuza düşmüş uz kedi kuyruğu kılıklarından. Bir kızı varmış. Bir yandan gergin işler, bir yandan da
mı şöyle konuşuyorum? Cik cik. Erken kapı vurulmuş. Kalkmış kapıyı açmış. Şimdi ne konuşacaklarına çok dikkat edelim lütfen. Baban nerede kızım? Alçak etmeye gitti. Peki annen nerede? Bir iki etmeye gitti. Sana aptal bir kaz yollasam. Yollar mısın? Hem de nasıl? Öyleyse Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. O zaman bu ya arkadaşlar. Kızla konuşan adam aslında masal padişahıymış. Erkeklerin akıllı olduğunu iddia edip duran veziri. Tepleri, kıyafetlerini değiştirip saraya dönmüşler. Erkeklerin hem akıllı olduğunu iddia edip dururdum. Kızla konuştuklarımızı dinledin. Dinledim efendim. Peki anladın mı? Anlamam, olur muyum? Babası için azı çok etmeye gitti dedi. Ne demek istedi? Ne demek istedi? Çıkaramadım. Peki annesi için biri iki etmeye gitti dedi. Ne demek istedi? Bunda bilmeyecek ne var? Ne demek istedi? Çıkaramadım. Çabuk kızın ne demek istediğini öğren gel. Eğer öğrenmezsen ben seni rezillikten atarım. Yallah. Dedi, korku içinde kızın evine doğru koşmuştur. Aman kızım, ben ettim sen etme. Şu sözlerinin anlamını açıkla. Onlar açıklamaya karşılık bir altın lira istedi. Bir altın lira ha? Mahvoldum ama başka çarem yok, kabul. Alçak etine gitti dedim. Babam çiftliktir çünkü. Bir eker iki alır, beş eker yüz alır. Hay Allah! Çok kolaymış! Bir iki etine gitti dedim. Annem evedir çünkü. Annem bir, doğan çocuk iki. Hay Allah! Bu da çok kolaymış! Bir de sana aptal bir kaz yollasam yollar mısın dedi. Bu ne demek oluyor? Bana sizi yolladı ya ben. Anlamadım ben bu masaldan. Ben anladım. Benim gibi bütün kızlar da anlamıştır. İyi. Sen otla o zaman burada. Yürü. Aferin Tosun'la. Allah insanı sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir sonra bulurmuş. Bizimki o hesap. Ben de şimdi size en kanlı canlı masalları anlatacağım. Kara Korsan. Hani Temel isim kavgacı bir arkadaş var kaba sakal. İşte Kara Korsan bu kaba sakalın büyük babası oluyor. İşte şimdi şan kaba verelim. Ne yapıyorsun? Bunu kesin. Şapkan. Benim bu yardakçılarım sizden de sana. Yahu başımda soykara kübü ayran kavgaya gönderiyorsunuz beni. Hayırdır? Bu şapkayı gören, dövüşmeye fırsat kalmadan, düğüm ettin ulan! Şimdi kalacağım ben. İşte! Bu da benim. Bugün hep bir kozalar son kez karşılaşıyor.
yaptırdım diye benim. Bu denizde ancak benim yurdum olur bayramda. Gel ortaya hep bir hesaplaşalım. İşte Madagaskar'da bir yurtacı adammıştım. Patagonya'da bir kolonu. Mogadishu'da bir gözünü. Sen, çek kılıcını hep yek. Bugün kupayı erken cehenneme doğru yol alacaksın. Ya, ben de seni köpek balıklarına yem yapacağım. Seni yiyen köpek balıklarını da havlamazsa şaşarım. İşte, orada durun da çeyiz olacağım. Sabun olarak gel, çıkmıyorum yanım kılımdan. O kimi yaptı? Görüyorsunuz be çocuklar, yine de tuttu gümüş kulacım. Siz de şimdi yazılar edeyim. Neyse, sonra devam edelim. Hey, peki baba, lütfen, şu. Ben, bu masalda, siz de oynamak ister misiniz? Evet. Abi kim yaptı? Ben ustamım. Abla sözü tekerlemedi. Bakalım ne tekerledi? Çiftliğin tavan, bir kırık sandık. Açtım baktım, içinde bir kırık altı. Almayacaktım ama aldım, sarıdır diye. Babaanne güllelerini cebime doldurdum, darıdır diye. Tutup beni kımarhaneye yaptılar, biridir diye. Padişahla emir çıktı, bırakın eski huyudur diye. Kendimi dışarı attım, benim oğlanı yanıma kattım. Cadde boyu gidiyorum. Karşıma çıktı eski bir hamam. Rütbesi tamam. Girdik içeri yıkandık. Tam çıkıyorduk, yakalandık. Hey hey hey! Nereye gidiyorsunuz bakayım para ödemeden? Parası zaman mı olur? Söküle. Elimi cebime attım. Hani bizim köy halkı? Eyvah! Halimiz duman. Döndüm bizim çocuğa. Belki ondadır diye. Hayda da oğlum hayda ver. Hayda da oğlum hayda ver. Allah baba kayboldu. İlla baba kayboldu. Lay 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 lay. Ona bakın ben dolandırılacak adamıyım. Çıkın bana da. Hayda da oğlum hayda ver. Hayda da oğlum hayda ver. Dolandırıcı var. Ya ne oluyor? Tamam bekçi efendi. Şu hamamda yıkanlara bak parayı vermeden kaçmaya çalışıyorlar. Çabuk verin hamam benim parasını. Haydi oğlum parayla ver. Haydi oğlum parayla ver. Asla baba kayboldu. Billa baba kayboldu. Lay 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 lay. Anlaşıldı. Pardon olacak. Yürüyün hadi ya. Dinlesin davayı. Belki şarardır. Düştük yola, selam verdik sağa sola. Vardık kadının huzuruna. Ne var? Neredeniz dedim? Bu iki selamda yıkanmış, sonra da amcanın parasını vermemişler. Ne ayıp? Çabuk verin adamın parasını. Yoksa sizi hapse atarım. Haydi de oğlum parayı da ver. Haydi de oğlum parayı da ver. Allah! Böyle dava görmedim. Haydi! Çabuk ver adamın parasını! Yoksa çok fena yapacağım! Haydi de oğlum parayı da ver! Haydi de oğlum parayı da ver! Valla baba kayboldu! Billa baba kayboldu! Lay 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 lay! 14 yıllık kadı övüyor. Böylele dava görmedim. 14 yıllık kadı övüyor. Böylele dava görmedim. Hepimizi oynatır. Hamamcı, al sana hamam parası. Bitti bu işin davası. Ben de oynayacağım neredeyse. Hadi, geçin bu tarafa da.
kadar önemli olduğunu, insanların birbirini kırmaması gerektiğini, kırmaması gerektiğini bir türlü anlatamadı. Ayaklarında duramıyorsun ama kalmıyorsun. Şimdi yeniden, merhaba sağlıcım. Şimdi yeniden, arkadaşlarımız oyuna katalım mı, ne dersiniz? Evet. Harika. Peki hatırlıyor musunuz katılacağım? Evet. O zaman birlikte yapıyoruz. Estafeta! Estafeta! Çocuklar, isteyen istediğiyle okula buyur. Buyurun. Araba sağlık. Sağ ol ben. Evet, söz sendeydi. Ancak çocukları kahveye geçirdiklerince sıranı alıyorsun. Haklısın. Rica etsem bize bir masal daha alırsın. Tabii ki oyunu başı. Sen de senin için. Şimdi ben sizlere bir tiyolar masal anlatacağım. Tiyolar biliyor muyuz? Evet. Al gözüm Zeyre ile yürelim tiyolar Zeyre. Ama bir yolda heyecan içinde
oldu deme. Çıkarın, bandıracı, dostlarım,
Hadi canım, masal ama rüyada gördüm diye padişahı kızım kötü. Nasıl bitireceksin bu işi? Çok kolay Keloğlu. Padişah bir daha kimseyi küçük görmeyeceğini, kimseye değerini, önemini sopa zoruyla benimsetmeye kalkışmayacağına söz verirse... Söz veriyorum! İki gözüm çıksın ki söz veriyorum! Aman kaçalım! Yaşasın yaşasın kızı tıp insan gibi başarılı.
gidiyor. Bak sonunu şöyle düşünün. Bir dakika. Tamam. Herkes öyle otursun geliyorum.